Toplu Konut İdaresi'nin İstanbul Kayaşehir'de yaptığı çalışma satışa sunacağı mahalle konseptli projenin olduğu alandayız. Proje tamamlanmak üzere ve önümüzdeki günlerde de 5 Eylül'de proje için başvurular başlayacak. 20 Eylül'e kadar da devam edecek. Bu proje orta gelir grubuna hitap ediyor. 1892 adet yeni konut bu projeyle birlikte satışa sunacak. Orta gelir grubuna dedik, fiyatlar peki kaç liradan başlıyor? 144 bin liradan başlıyor burada konutların en küçük dairelerin fiyatları. Vatandaşlar başvurduktan sonra 15 gün içinde ardından da kura çekimi olacak 4 Ekim'de ve kura çekiminin ardından da konutlar yeni sahiplerini bulacak. Tabii TOKİ sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok noktasında Edirne'den Kars'a kadar farklı projeler ve kentsel dönüşüm yapıyor. İşte bunların hepsini TOKİ Başkanı Sayın Ergün Turan'la konuşacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Dilerseniz bu projeden başlayalım. Proje gördüğümüz kadarıyla çok az bir süre kalmış, tamamlanmış gibi. Artık son rötuşlar yapılıyor. Biraz bahseder misiniz, nasıl bir proje? Şimdi bu proje bir defa bir kentsel dönüşüm projesi. Oradan başlayalım. Hani burası boş bir arazi üzerine yapılmış yeni konutlar değil. Daha önce bu gördüğünüz binaların üzerinde, binaların olduğu bölgelerde sağlıksız yapılar, gecekonduların olduğu bir yer burası. Bu konutlarda yaklaşık 3000'e yakın konut var burada. Bu 3000'e yakın konutun 1000 küsür tanesi eskiden bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza şu anda hak sahibi oldular. Bu konutların içinde onların da konutları var. Geri kalan konutlarda 1890 tane konutta İstanbul'da hiç 2 yıl yaşayan, hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımıza demin söylediğiniz gibi 5 ila 20 Eylül tarihler arasında müracaatlar alınacak. 4 Ekim'de de kurası çekilecek. Bir şeyle satışa sunuluyor. Burada 1892 konut satışa konulacak. 1 artı 1 proje gereği olarak biz normalde 1 artı 1 konut inşa etmiyoruz. Yani toplu konut idaresi 1 artı 1 konut inşa etmiyor. Ama takdir edersiniz ki projelerin yapımı gereği bazen binalarda 1 artı 1 konutlar çıkıyor. Dolayısıyla az miktarda 1 artı 1 konut var. Çoğunluğu 2 artı 1 konutlar ve 3 artı 1 konut bu proje. En düşük bedel 144 bin liradan başlıyor. 400-420 bin liralara kadar giden rakamlar var. 120 ay ve 144 ay vade var. 603 liradan da başlayan taksitler var. Proje bir orta gelir projesi. Niye bunu orta gelir projesi olarak söylüyoruz? Şimdi bu Kayaşehir bölgesi ilk başladığında toplu konut idaresi bu bölgede alt gelir grubu proje olarak geliştirildi. Alt gelir grubu proje inşa edildikten sonra yine bölgede şu anda üst gelir grubuna devam eden projeler var. Yani bölgeyi bilen vatandaşlarımız için. Şimdi bu projeyi de orta gelir grubu olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Niye böyle bir şeyi alt gelir, orta gelir, yüksek gelir diye bahsediyoruz? Birazdan bu projenin özelliğini anlattığımda da gözükecek. Biz bir semt, bir muhit, bir mahalleden bahsediyorsak bunun en temel özelliği farklı gelir grubundan, farklı ekonomik katmandan, farklı sosyolojik katmandan insanların bir arada yaşadığı yere biz ancak bir semt diyoruz. Yani bizim geleneksel mahalle kültürü dediğimiz, semt kültürü dediğimiz şey farklı ekonomik katmandan insanların bir arada yaşadığı yere biz bu semt diyoruz. Dolayısıyla Kayaşehir bu manada İstanbul'un gelecek anlamında çok önemli projelerine yakın, çok önemli projelerine devam ettiği bir bölge. Devamında peki Kayaşehir'de projeler devam ediyor dediniz. Devamında da gelecek yeni projeler var mı bu bölgede, İstanbul'da? Tabii bu proje, bakın bu projenin şu anda hemen yanında toplu konut idaresi olarak sosyal konut anlamında devam eden ve satışa sunmadığımız henüz inşa aşamasında konutlarımız var. 1000-1500'e yakın konutumuz var. Yine bu bölgede özel sektör tarafından yapılan, yine iştirak şirketimiz ve bizim hasılat paylaşımı olarak yapılan yüksek gelir grubuna hitap eden projeler de var. Dolayısıyla Kayabaşı bölgesi, burada yapılan bir 500 bin metrekarelik botanik park var şu anda iştirak şirketimiz tarafından yapılan. Yeni 2000 yatak kapasiteli bir şehir hastanesi inşaatı başladı. 3. Havalimanı'na en yakın bir yerleşim birim burası, büyük yerleşim birim burası. Metro hatları, Büyükşehir Belediye'mizin ciddi yatırımları var. Dolayısıyla Kayabaşı bu manada önemli bir yerleşim birimi. Sayın Turan, özellikle bu projede mahalle konseptine siz çok dikkat çekiyorsunuz. Nedir mahalle konsepti? Projeyi nasıl dizayn ettiniz? Şimdi bakın, bir şeyi bilgilendirmem gerekir. Ben 3,5 yıl önce, ben özel sektör kökenliyim. 3,5 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan olduğu dönemde bu göreve atandım.
geldiğimde de Sayın Cumhurbaşkanımız bana ilk, belki benim geçmiş müktesebatım da böyle olduğu için bu göreve getirdim, onu da bilmiyorum. Çünkü inandığım şey, ben yatay yapılaşmaya, düşük emsalli şehirler oluşturmaya önemli buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da bize bu konuda direktifleri oldu. Ve bakın, altını çizerek söylüyorum, son 3-3,5 yılda toplu konut idaresinin bütün Türkiye'de yaptığı inşaatlarda, projelerde şöyle bir iş sloganımız var bizim. Hiçbir şehirde ya da kasabada en yüksek bina TOKİ binası olmayacak dedik. Ve altını çizerek söylüyorum, son 3-3,5 yılda Türkiye'de yaptığımız bütün projelerde o şehirdeki imar planlarındaki en yüksek imar neyse onu geçen hiçbir yapılaşma yapmadık. Ve biz ana konsept olarak da yatay mimariyi esas aldık. Türkiye'de son 3-3,5'da yapılan projelerimizin %82'si 6 kat ve altında konut projeleridir. Bunu çok önemli buluyoruz. Şimdi bu da bir yatay mimari projedir. Aynı zamanda bir dediğim gibi mahalle konseptini içerir. Şimdi burada kameralar muhtemelen alıyordur. Mesela içinde durduğumuz bu muhitin en önemli caddesi üzerindeyiz şu anda. Bunu çok önemli buluyoruz. Bunlar bir kapalı siteler değil şu anda etrafında bulunduğumuz yerler. Her bir binanın altında ufak dükkanlar var. Yaklaşık şu cadde üzerinde 100'e yakın ufak esnaf olacak. Bakın, yol genişliği, trafik yani araç yol genişliği ile yaya yol genişliğine baktığınızda yaklaşık 3 katı, yani 3 katı bir yaya trafiği için ayrılmış bir yol var. Yine bu yol üzerinde ufak meydanlar, büyük meydanlar, yol üstünde sol tarafta bir cami, sağ tarafta okullar, yine sağ tarafta bir cami, yine meydanlar, spor alanları. Yani bu muhitte yaşayan insanın, her kesimden insanın, yani çocukların, gençlerin, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılayacak bir şehir modellemesi oluşturmaya çalışıyor. Taksitler kaç liradan başlayacak peki? Buradaki projedeki en düşük taksit 603 liradan başlıyor. 2000, 2500, 3000 liraya kadar olan taksitler de var en büyük dairelerde. Peki başka projelerden de dilerseniz bahsedelim. Tabii, evet, şunu da bahsedeyim. Bakın, toplu konut idaresi olarak biz burada şimdi 1500-2000 konutluk bir vatandaşlarımız arzda bulunuyoruz. Toplu konut idaresinin geçen yıl sosyal konut anlamında, yani bu hasılat paylaşım işler, yüksek gelir grubuna yapılan işlerden bahsetmiyorum. Yapılan konut sayımız 2016 yılında 65 bin konut, sosyal konut inşa ettik. Bu toplu konut idaresinin geçmişi başarılarla dolu. Ama toplu konut idaresinin de yıllar içerisinde yaptığı en büyük konut rakamıdır. Şimdi bu yılda sosyal konut olarak, yine altını çizerek söylüyorum, şu anda geldiğimiz rakam 2018 9. ayın sonuna kadar, 2017 9. ayın sonuna kadar, daha gelmedi ama ihale tarihlerimizi aldık, 45 bine yakın konut ihalesi yaptık ya da yapacağız. Bu şu demek, inşallah sene sonuna gelindiğinde yine bu yılda 65 bin sosyal konut rakamına ulaşmış olacağız. Bu konutlarımızın hemen hemen tamamı, en büyük şartımız şu, hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak ve şartımız bu. Bu projede de şartımız hiç konut sahibi olmamak. Bir de sanırım İstanbul'da son 2 yıldır yaklaşık oturuyor, ikamet ediyor olmak gerekiyor başvurmak için. Tabii, bu İstanbul'da 2 yıl şartımız var. Eğer projemiz Nevşehir'de satıyorsak Nevşehir'de de o şartı arıyoruz. Yani dolayısıyla bu çok önemli, altını çizerek söylüyorum. Sosyal konut bir şey daha, bu 65 bin rakamı neyi ifade ediyor? Onu da arz etmem gerekir. Türkiye'de yaklaşık yılda üretilen bütün konutlar, yani ufak ölçekli, büyük ölçekli, markalı ya da değil, 700-750 bin konut üretiliyor. Bu rakam düşünüldüğünde toplu konut idaresinin 65 bin sosyal konut rakamı, hiç konut sahibi olmayan vatandaş, önemi biraz daha ortaya çıkacak. Dolayısıyla toplu konut idaresi sadece İstanbul'da değil, İstanbul arazi üretiminin en zor olduğu yerlerden bir tanesi. Ama biz sosyal konutta Anadolu'da şu anda gerçekten birçok şehirde vatandaşlarımızın taleplerini karşılıyoruz. Önümüzdeki projeler farklı şehirlerde, mesela oradan bizi izleyen vatandaşlar da var. Önümüzde hangi projeler var? Bakın, satışa çıkacak? Tabii biz, bakın, Antep mesela, Antep'te vatandaşlarımız, biz 50 bin konutluk bir kuzey şehir projesi başlattık Büyükşehir Belediye'mizde. Bakın, bunu da önemine binaen söylüyorum. Bugün anlaşılmayabilir. Türkiye'ye ve belki bölgemize ilk defa örnek olacak bir şehirleşme modeli yapıyoruz. Yeni bir 50 bin konutluk bir şehrin planlamasını yaptık. Arama konferansları yaptık. Çok geniş toplantılarla ve 5000 konutla buraya başladık şu anda. Ve Gaziantep konut sorununda ciddi konut sorunu yaşanan, özellikle sosyal konut sorunu yaşandığı bölge, bu sorunu karşılayacak bir adım attık. Biz Manisa Akgedik'te
5-6 bin konutluk yeni bir kasaba inşa ediyoruz. İnşallah birkaç yıl içinde bitecek. Yani 5 alt mahallesiyle ve merkezleriyle yeni bir kasaba. Yani 30 bin nüfuslu bir kasabadan bahsediyoruz. İzmir'de bekleyen vatandaşlarımız var, biliyoruz. Kemalpaşa'da şimdi inşallah, Ödemiş'te, Torbalı'da, Tire'de, bütün bu ilçelerde yine demin saydığım konsepte, yatay mimari konsepte ve düşük emsalli, yani az yoğunluk bina konseptinde İzmir'de de bu dönem inşallah şu anda projeler hazır. Ciddi projelerimiz var. Ankara'da keza onlarca projemiz var. Ankara'da sosyal konutta hemen hemen bütün ihtiyacı karşılayabiliyoruz. Bunları saymakla bitmez. TOKİ 81 vilayette bakın 700'e yakın açık şantiyesi olan bir kuruluş. Yani biz şu anda 700 tane buna benzer şantiyemiz var. İstanbul'daki kentsel dönüşüme de bakacak olursak, geçen hafta Üsküdar'da da başladı kentsel dönüşüm. Zaman zaman eleştiriler de oluyor kentsel dönüşümle ilgili. Ne aşamada TOKİ'nin katkısı, ne nasıl ilerliyor? Tabii çok geniş bir konu, çok fazla sayıda ilçe var. Farklı ilçelerde eş güdümlü olarak yürüyor çalışmalar. Şimdi dedim ya, bu proje bir kentsel dönüşüm projesi. Yani geçmişi de fotoğrafları var. Keşke geçmişte ne vardı, bugün ne var? Ve burada yaşayan bütün vatandaşlarımız bu konutlarda hak sahibi şu anda. Şimdi kentsel dönüşüm mutlaka başarmamız gereken Türkiye'deki öncelikli konularımızdan bir tanesi. Mutlaka da başarmamız gerekiyor. Türkiye'de dönüşümü bekleyen yaklaşık 5,5-6 milyon konut var. Dolayısıyla Sayın Bakanımız da geçen bunları basın toplantısında da söylendi. Yoksa bir depremde başka acılar yaşamak durumunda kalırız. Şimdi ben müsaade ederseniz bir teknik adam olarak son 3-4 yıldır TOKİ başkanlığı yapan, işte bir belli tecrübelerden gelmiş bir insan olarak paylaşmak isterim. Fikirlerimi paylaşmak isterim. Bir defa kentsel dönüşüm bütün paydaşların fedakarlıkla yaklaşması gereken bir süreçtir. Kentsel dönüşüm direkt bir zenginleşme aracı değildir. Dolaylı bir zenginleşmedir. Şimdi biz bir felaket gelecek diyoruz. Yani bir afet gelecek. Buna şöyle yaklaşamayız. Bu bir afet gelecek. Nasıl zenginleşiriz bu afetten? Olmaz. Böyle bir soru olmaz. Nasıl fedakarlık yaparız da bu afetten kendimizi, gelecek neslimizi koruruz diye düşünmemiz lazım. Ancak bu konuda bir algı bozukluğu da var. Kentsel dönüşüm direkt bir zenginleşme aracı olarak görülüyor. Yani buradaki paydaşlar, mülkiyet sahipleri nasıl 50 metrekaresinin dairesini 60 metre yaparım ya da hiç para harcamadan 50 metreye 50 metre sıfır daire alırım. Buradaki müteahhitlerimiz haklı olarak bir sermaye harcayacaklar. Buradan nasıl para kazanırım? Hatta bazen, bakın bir öz eleştiri, kamu tarafı bile bu kentsel dönüşüm projesinden ne kazanırım diye yaklaşıyor. Bence bu formatı tamamen değişip, tamamen fedakarlık üzerine kentsel dönüşüme yaklaşmamız lazım. İstanbul'da geçen seneden itibaren ciddi adımlar atılmaya başlandı. Biz 16 ilçede sübvansiyona dayalı, bakın altını çiziyorum, kazanca dayalı değil, kamu tarafından sübvansiyona dayalı kentsel dönüşüm uygulamaları yapıyoruz. Çok güzel örnekler başladık. Bakın Beyoğlu'nda, Sütlüce'de, orada sivriyete zarar vermemek için ciddi fedakarlıkla bir proje başladık. İşte Güngören'de, Tozkoparan bölgesinde tamamen vatandaşlarımıza, yani tamamen sübvansiyona dayalı dediğim gibi. İşte Üsküdar'daki projede inşallah ana paydaş biziz. Vatandaşlarımıza onu da izah ediyoruz. Burada toplu konut dairesinin sübvansiyonu var. Kazancı falan değil. Son olarak efendim, kentsel dönüşümde TOKİ neresinde? Ne kadar yol kat edildi? Daha yapılması gereken, böyle bir oranlamak yaklaşık mümkün müdür? Daha şu kadarını kat ettik, bu kadar yapmamız gerekiyor şeklinde. Tabii ki çok daha yapacak işimiz var ama bakın kentsel dönüşümde toplu konut idaresi belki az bilinen bir tarafı, 54 vilayette 191 ayrı bölgede sahada kentsel dönüşüm uygulaması yapıyoruz şu anda. Bakın 191 ayrı böyle bölgede kentsel dönüşüm uygulaması yapıyoruz. Örnek, Uşak'a giden vatandaşlarımız şehir merkezini görebilirler. Niğde, Nevşehir, Malatya, Çankırı çok önemli işler yapıyoruz. Ergün Turan, çok teşekkür ediyoruz TOKİ Başkanı. Kolay gelsin size de projelerinize, çalışmalarınıza. İstanbul Kayaşehir'deyiz. İstanbul Kayaşehir'de TOKİ'nin mahalle konseptli son projesinin detaylarını TOKİ Başkanı ile birlikte sizlere aktardık. Böylece de piyasa ekranının sonuna geldik. Gün boyu ekonomi yayınları sürecek.